Büyük Önder Atatürk'ün en büyük eserim diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyetimizin 89. yıl dönümü nedeniyle yayınlanan kutlama mesajları var şimdi de sırada. Er Yılmaz, Cumhuriyet çağdaşlığın sönmeyen meşalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, Cumhuriyet'in çağdaşlığın ve uygarlığın sönmeyen meşalesi olduğunu dile getirdi. Kadın erkek eşitliğinde, eğitimde, sanatta, bayındırlıkta, sanayide kazandırdıklarıyla aydınlanma çağını başlatan ilkellikten uygarlığa, bağnazlıktan özgürlüğe, ümmetten ulusa her kapının açıldığı Cumhuriyet'in çağdaşlığın ve uygarlığın sönmeyen meşalesi olduğunu ifade eden Milletvekili Er Yılmaz, maalesef günümüzde AKP zihniyetinin Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'le gizli veya açık ama sürekli olarak bir hesaplaşma peşinde olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet Bayramı'nın yıkılan bir imparatorluğun küllerinden doğan bir devletin ve milletin en önemli günü olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Refik Er Yılmaz, bu törenler Cumhuriyet gibi Türk ulusuna çağdaş insan olma şansını sağlayan bir büyük olayın yıl dönümünün halkımız tarafından tek yürek kutlanmasıdır. Yine bu törenler Türk ulusuna Cumhuriyet'i armağan eden büyük öndere minnet ve şükran duygularının sunulmasıdır. Yani Cumhuriyet törenleri hem Cumhuriyet değerlerini yüceltme hem de bize bu Cumhuriyeti armağan edene bir saygı sunumudur. Bu vesileyle bağımsızlığa ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sonsuza kadar bağlı kalmakla Cumhuriyet'le hesaplaşılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türk ulusuna bu meşaleyi yakan Büyük Önder Atatürk ve arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyor, saygıyla anıyor ve Büyük Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum diye konuştu. Akgöl Cumhuriyetimiz 89 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Hasan Akgöl, Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri ve milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyeti ilanının 89. yılını hep birlikte kutlamanın mutluluk, coşku ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Milletvekili Akgöl yayınladığı yazılı mesajında bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 89. kuruluş yıl dönümünü ve Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum dedi. Savaş, Cumhuriyet ile çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri aldık. Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türk milletinin çağdaş dünyada hak ettiği yeri Cumhuriyet sayesinde aldığını kaydetti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet'in ilanı şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Cumhuriyet'in ilanıyla egemenliğin hiçbir şahsa, sınıfa, zümreye değil, kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bizlere düşen görev, Cumhuriyet'in bu kazanımlarına sahip çıkarak Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmak, milletimizin ortak değerlerini gözümüz gibi korumaktır. Kendimize güvenmemiz için geçmişimize bakmamız yeterlidir diye konuştu. Kimyeci Cumhuriyet şemsiyesi altında kenetlenmeliyiz. AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci, Cumhuriyet şemsiyesi altında kenetlenmek gerektiğini savundu. Ülkemiz insanlarının çağdaş dünya ile bütünleşmesinin ve uygarlığın tüm nimetlerinden en üst düzeyde yararlanmasının da yine Cumhuriyet şemsiyesi altında kenetlenerek çok çalışmaktan geçeceği asla unutulmamalıdır diyen AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci, var olduğu günden beri bağımsızlığına kasteden düşmanların karşısında tek yürek ve tek bilek olmuş yüce ulusumuzun ebedi başkomutanımız Atatürk önderliğinde giriştiği bağımsızlık mücadelesinden zaferle çıkmasının ardından kurulan Cumhuriyetimizin
Devrimi'nin bugün 89. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Büyük zorluk ve fedakarlıklara katlanarak kurulan Cumhuriyeti bizlere emanet eden ebedi başkomutanımız Atatürk'ün, şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş komutanlarımızın ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bugün bir kez daha saygıyla eğiliyoruz dedi. Akgöl, Cumhuriyet ulusumuza uygun en iyi yönetim şeklidir. Hatay Barosu Başkanı Sinan Akgöl, Cumhuriyet Bayramı'nın 89. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında Cumhuriyet ile egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu anlamının bulunduğunu belirtti. Cumhuriyetin yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir bağımsızlık yoluna doğru koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olduğunu dile getiren Başkan Akgöl, tam ve eksiksiz demokrasi, laik ve sosyal hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları esaslı bir yönetim şekli olarak Türk kültürünün de bir yansımasıdır. Ulusumuzun karakter ve örf ve adetlerine en uygun yönetim şeklidir. Bu nedenle sonsuza değin yaşayacaktır, dedi. Hatay Barosu Başkanı Sinan Akgöl, bu konuda üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle andıklarını dile getirdi ve Cumhuriyet'in ilanının 89. yıl dönümünü kutladı. Bakır, Cumhuriyet hür iradenin tartışılmaz markasıdır. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, Cumhuriyet'in her insan, her toplum için vazgeçilmez, en onurlu ve en güzel rejim olduğunu ifade etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı esarete ve kulak kulağa geçit vermeyen Türk milletine armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını şükranla andıklarını belirten Başkan Bakır, rejimlerin en güzeli olan Cumhuriyet rejimi, Cumhuriyeti içlerine sindiremeyenler de dahil olmak üzere her insan, her toplum için vazgeçilmez, en onurlu ve en güzel rejimdir. Bu noktadan hareketle tarihin derinliklerine bakıldığında kazanımları hiç de kolay olmadığı görülen Cumhuriyet rejimi, hür iradenin tartışılmaz markası, onurlu yaşamın ta kendisi olması yönüyle özümsenip sahiplenilecek ve daha da güçlendirilerek geleceğe taşınacak en önemli değerdir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizlere düşen onların açtığı bu çığırı takip etmek ve halkın kendi kendisini idare etmesi rejimi olan Cumhuriyet rejimimizi dahili ve harici saldırılara karşı savunmaktır. Çağdaşlaşmak ve muasır medeniyetler seviyesinden geri kalmamak adına bölünmez bütünlüğümüzü korumak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sımsıkıya sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Bu duygu ve bu inançla 89. yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz Cumhuriyet Bayramı'nın ülkemize, dünyaya sevgi, barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, gaziler olarak kutlu olsun diyoruz, dedi.